Sabah sabah niye sürüklüyorsun beni buraya? Nasıl? Çok güzel değil mi? Güzel. E'si? Burası bizim can. Bizim mi? Evet. Ne yapacağız ki burada? Söylüyorum ya sana, bir süredir kafamda tasarlıyorum böyle şeyler diye. Galeriyi buraya açacağız. Galeri mi? Evet. Beğenirsen hem ev hem de stüdyo olarak kullanabilirsin. Ya bayağı kıyakmış ya. Anladım. Anladım, tamam, sen takipte kal. Hadi eyvallah. Abi arayan Kürşat. Bu ırmağın peşine takmıştık yani. Hayırsız bir haberse hiç söyleme Ali. Abi çıtırdan öyle gibi ya. Bu iş, canı yeni bir yer bulmuş bu. Şimdi hatta orayı gezdiriyormuş. Acayip cüret abi. Hiç takmıyor seni yani. Hiç. Takar takar. O takar da bu işte başka bir iş var. Tabii ya. Denize aldı orayı. Benden korkusuna bir şey diyemiyor. Abla kardeş dekor yapıyorlar bana. Sözleşmeyi burnuma dayamasından belliydi zaten. Abi hani evlenene kadar yiyeceksin. Yemesen de yemiş gibi görüneceksin. Ne yapacaksın? Tamam tamam. Hiçbir şeye karışmayacağım bundan sonra. Sen kötü bir şey olduğu zaman bana söylemeden hallet. Tamamdır abi. Şimdi yaktım çıramızı. Tamam lan. Karışmayacağım. Hiçbir şeye karışmayacağım. Hadi yemek hazır, sofraya. Hadi oğlum kalk git elini yıka. Hadi kızım sen de git elini yıka, gel. Hiç bu kadar aciz kalmamıştım hayatımda ya. Bir de ben zorladım kızı, evlen, evlen, evlen. Herif itin teki çıktı, anasını satayım. Fişini çekmesem ne olacak? Kendine gelecek, yine gidecek şahadeye bir şey yapacak yani. Mecbur kaldım yani. Necip yapma böyle ne olur. Şu gırtlağından iki lokma yemek geçsin. Hem çocuklar babalarıyla oturmak istiyorlar. Ailecek bir yemek yemek istiyorlar. Hadi gel koyacağım çorbanı, gel. Babam yine yemek yemeyecek mi? Yiyeceğim, olmayacağım. Hadi soğutma daha yeni çorbanız. Lan! Acımdan sabahtan beri hiçbir şey yemedim sinirimden ya. Yok ya, yememiş. Dokunma. Zaten duydum, dün akşam burada kalmışsın. Avukat hanım da sana evlilik sözleşmesini imzalatmış. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim, bunların avukatlığı pistir ha. Hani Tufa'ya gelme de sonradan, iyi düşün. Yani ne zor olabilir ki yani? Ne olabilir ki yani? Bundan sonra hiçbir şeye karışmayacağım zaten. Kızım benden istediği de bu. Karışmayacağım bundan sonra. Avrupalılar gibi yaşayacağız. Ay senin ben Ölmemesene. İyi, hadi hadi. İspatlayacağım sana. Ya saçmalama. Bu adamın sen hangi sözleşmeye uyduğunu gördün bugüne kadar. Bak bakalım uyuyor mu uymuyor mu, şimdi kendi gözlerine göreceksin. İşte ondan sonra biz şeyi tuttuk canım. Orayı tuttuk baktığımız yeri bugün. Irmak işletecek galeriyi. Can da arkada kendine bir yer yapacak, ev gibi yaşayacak. Narincim seni de ilk günden yorduk böyle evde ama. Yani Fırat çok ısrar etti bana. Gelin beraber yiyelim diye, ben de o yüzden bir şeyler aldım geldim. Ay olur mu Sermet'ciğim? Burası kocaman ev. Bizim çok hoşumuza gidiyor böyle paylaşmak her şeyi, değil mi hayatım? Öyle, öyle yavrum. Yani öyle. Bunlar yağsız. Bunlardan yesene sen. İyiyim. İçim çok rahat etti ama. Gerçekten içim çok rahat etti. Çocuk bir orada bir burada kalıyordu. Eşyalarını da almaya başladım. İyi oldu. Ben de bunlara bayılıyorum. Yani yemek yerine bunlardan yemeyi tercih ediyorum. Hem çok lezzetli, hem rahatsız etmiyor, hem hafif, yağsız. Bayılıyorum. Abi çok doğru bir yerdesin. Yani Fransızlar da aynı senin gibi takılıyor. Bunlarla besleniyor. Mantıklı olan mı değil mi? Sermet'ciğim şarabı beğendin mi? Enfes. Harikulade bir tadı var. Yani nereden aldığınızı bilmiyorum ama bundan bana bir koli yaptırırsanız evde bulunsun, içerim ben bundan. Tabii tabii. Gönderirim ben sana, merak etme.
Her şey bitmişti sanki benim için. Birkaç ay daha böyle devam etseydi burada çok büyük sorunlar olacaktı. Ama birden imdadıma ikisi yetişti. Hem burayı kaybetmemiş oldum hem de çok güvenilir iki ortağım olmuş oldu. Fırat Kazan gibi bir insan tarafından kurtarılmak da piyango olsa gerek. Nasıl, hala yakışıklı mı eskisi gibi? Evli ve çok mutlu. Ayrıca bebek bekliyorlar. Sibel'cim, seni hayal kırıklığına uğratacağım ama ortaklarımın ikisi de sahipli. Tüh, hay Allah. Haluk gidince ben de onunla birlikte gömüldüm sanki. Böyle eski Mısır Firavun hikayeleri gibi. Yaşıyor muyum, ölü müyüm belli değildi. Yani tekrar kadın gibi hissetmeyeli, sabahları mutlu uyanmayalı o kadar uzun zaman olmuş ki. Ne demek istiyorsun Ahu sen? Tabii ki Fırat Kazan'la ilgili bir beklentim yok. Ama böyle onu görünce çok iyi geliyor bana. Yani uzun zamandan beri bu kadar heyecanlanmamıştım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.